Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Fenerbahçe maçının üstünden evet yaklaşık yani 48 saate yakın geçti sayılır. Geç o kadar geçmedi ama olsun. Sanki bir ömür geçti gibi oldu. Ama İstanbulspor maçına ilişkin Fenerbahçe İstanbulspor maçında en iyi 5 futbolcu reytingini bir kez daha hatırlatmak istedim açıkçası. Michy Batshuayi 10 puan. Yani 10-0-0. Ve yani 10-0-0 maşallah diyelim. İrfancan Kahveci 9-34. Valencia 8-93 ki oyuna sonradan girdi. Ferdi Kadıoğlu 7-44. Emre Mor 6-94 şeklinde. Baktığın zaman Emre Mor'u yuhalayanlar, şunu yuhalayanlar, bunu yuhalayanlar vardı. Ama Fenerbahçe kadrosuna baktığınız zaman arkadaşlar, bu sezon resmi müsabakalarda 31 gol 14 asist Fenerbahçe forvetleri. Valencia, Batshuayi, Rossi, King, Serdar Dursun, João Pedro. Ben Serdar Dursun'u çıktım. Bilmem niye çıktım. Ben Serdar Dursun'u çıktım. Serdar Dursun'u çıktığın zaman zaten 4 tane birden azalıyor. Hani çok da fazla azalmıyor. Yani 5 isim 41 gol katkısı oluyor. Valencia 13 gol 4 asist. Batshuayi 8 gol 1 asist. Rossi 3 gol 5 asist. Bu sadece ligde sanırım. Yani resmi müsabakalarda 31'e 14 diyor ama Rossi'nin daha fazla var. Rossi'nin 3'e 7 asist sayısı herhalde zoruna gitmiş bunu hazırlayanın. Joshua King 3 gol 1 asist. Serdar Dursun 2 gol 2 asist. Pedro 2 gol 1 asist. Şimdi João Pedro ile ilgili de ben özellikle baktım arkadaşlar. Çünkü ben bir düşüş görüyorum ama sezon başı kampını doğru düzgün yemedi. 7 sakatlandı. Dünya Kupası arası inşallah ona iyi gelir. Batshuayi İstanbul maçında 3 gol 1 asist. Yani 4 gole direkt katkıda bulundu. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta sahada kaldı. 481 dakikada 8 gole ulaştı. Ya 481 dakika alacağımız forvet 481 dakika oynayıp 8 gol atacak deseler, ulan derim herhalde çok iyi bir forvet ki 2'de 1'de sakatlıyorlar falan derim. Şimdi baktığın zaman Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 30 gol atmış. Ve iki takımın toplam performansı bile Fenerbahçe'yi yakalayamamış. Ama sorsan şampiyonluk yolunda rakipler. 103 golle rekor sezonunda Fenerbahçe 11 maçta 23 gol atmış. Bu rakam şimdiden 34. Yani yeni rekor yolda mı? İnşallah bu performans sürerse. Yani Lefterli Can Bartolu kadrosuyla 1959-60'da 11 maçta 34 gol atan Fenerbahçe 63 yıl sonra Jesus'tan aynı performansı görmüş oldu. Gol ortalaması 3.09, 5 büyüklükte sadece Bayern Münih tarafından geçirmişiz. Ve an itibariyle Fenerbahçe Süper Lig'de en çok gol atan takım. En çok gol pozisyonu üreten takım. Yani gol beklentisi üreten takım pardon. En çok pozisyona giren takım. Hoca Beloja. Avrupa Ligi gruplarında en çok gol atan 3. takım. Avrupa Ligi'nde en çok gol beklentisi üreten takım. Resmi maçlarda gol ortalaması 2.55. Şimdi Jesus Süper Lig tarihine geçti. Ya böyle giderse düşünün bir kırılacak rekoru ki böyle de gitsin. Allah Fenerbahçe'yi Fenerbahçe düşmanlarının şerrinden korusun ve muhafaza etsin. Ya Rabbim insi ve cinni bütün şeytanların şerrinden Fenerbahçe'yi ve hepimizi muhafaza etsin. Yani bu duaya amin diye bütün kardeşlerimize varsa bir sıkıntınız, derdiniz, ne bileyim üstünüzde göz olur, nazar olur, başka şeyler olur. Allah inşallah hepinizi korusun, muhafaza etsin. İnşallah kimse hiçbirinize kötülük işlemesin, dokunmasın. Şimdi Fenerbahçe 5-2 kazandı. Jorge Jesus Süper Lig tarihine şimdiden geçti ama daha da geçebilir. Çünkü arkadaşlar 11 hafta 34 maç 3.1'e yakın gol ortalaması. Yani Türkiye Ligi'nde böyle bir şey yok. Böyle bir istatistik yok. Ancak şunu da eklemek istiyorum. Bakın. Şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu rekorunun benim için hiçbir önemi yok. Rekor kırmayalım, şampiyon olalım. Rekor kırmayalım, Avrupa Ligi kupasını alalım. Rekor kırmayalım, Türkiye Ligi'ni de alalım. 3 tane birden kupa alalım. Hepiniz okey misiniz? Ben okeyim. Yani rekor kırmayalım ama 3 tane kupa kazanalım direkt. Direkt 3 kupa. Hani sonrasında süper kupaları sonrasında ya, o yüzden direkt diyorum.
Ben okuyayım abi. Şimdiden peşin peşin okuyayım. Hiç kimseyi de yormam. Sessiz sakin. Ama ya bunlar gelirken olsa, yani hem rekorlar gelip hem kupalar gelse, dehşetül vahşetül devasa olur değil mi? Arkadaşlar, Jorge Jesus. Fenerbahçe'nin Jesus planı ortaya çıktı. Sözleşme cevabı ve detayları. Şimdi Jesus oldukça başarılı. Ve yönetimin planı ortaya çıkmış arkadaşlar. Dev milli takımlarla anıldığı için elini çabuk tutmak istiyor. Arkadaşlar ben bu haberi geçtiğimiz hafta Portekiz gazetesi Abola yayınladı. Ve Jesus'un kontratı 2026'ya kadar uzatmak istedi denildi ancak yönetim yalanladı. Yönetimin her yalanladığı doğru değildir. Nasıl yani? Yönetimin her yalanladığı duyum doğru değil arkadaşlar. O konuda bir anlaşalım. Yani yönetimin her yalanladığı duyum doğru değil. Şimdi bir yıllık sözleşme imzaladı. Sebebi zaten belli. 2 saat anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Ben sadede geliyorum. Fenerbahçe ligde lider. Avrupa'da lider. Geçen sene bakın Frankfurt Olympiakos'un arkasından 3. kaldık. İlk kez gruptan çıkamadık. Yani konferans liginde devam ettik. Burada Slavia Prag'a elendik. Şimdi bakıyorsun Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaka. Arkadaşlar bakın AEK Larnaka'yı güçsüz, zayıf bir takım olarak algılamayın. İşin içinde siyasi şeyler var. Bak etmeyin, eylemeyin. Etmeyin, eylemeyin. Ben hiç adını sanını bilmediğim bir Galatasaraylı boksör gidip bir Ermeniyle oynayacak olsa yani en büyük cimbom dedesinler derim yani. Derim hiç sıkıntı değil. Yeter ki kazansın derim. Düşünsene mesela bir Beşiktaşlı ne diyeyim tekvandocumuz mesela Beşiktaş'ın sporcusu tekvandocu bilmiyorum o branşı var mı misal veriyorum deseler ki bir Yahudi ile bir İsrailli ile müsabakaya çıkacak en büyük kartal dersen kazanacak 50 kere derim 1 milyon kere derim yeter ki kazansın anlatabiliyor muyum işte Larnaka'nın olayı da buydu yani onların bize yenilmesi yani çok farklı bir şey şimdi Fenerbahçe 4 maçta hayatında ilk defa Avrupa Ligi'nde 4 maç sonra çıkmayı garantiledi. 3-0 mağlubiyet yaşadı Ren maçında. Eyvah dedik. Liderlik de gitti. O da gitti. Bu da gitti. Gidip 3-0'ın 3-3'e getirdik. 5 dakika daha olsa maçı alacağız. Her maç rotasyon uygulayan bir teknik direktörümüz var. Üstelik futbolcuları küstürmeden, darılmadan ve aynı performansı alarak. Bizim yıllardır istediğimiz bu. Altyapıdan oyuncu çıkartsın. İşte takımın sistemi olsun. Hatta dönerli sistem olsun. Farklı sistemleri, farklı oyunlarda oynayabilelim. Şöyle olsun, böyle olsun falan. Hani hep hayalimizdeki buydu. Keyif alalım, zevk alalım. Bu böyle olsun, sürekli böyle olsun. İşte Fenerbahçe'den keyif alalım, zevk alalım. Daha 500 çeşit şey sayarım. Adam neyi hayal ediyorsanız neredeyse hemen hemen hepsini yaptı. Şimdi oyunculara şey ne derler onun adına? Rotasyon ve rotasyona girenlerin eş değer güçte oynama olayı. Bunu da ben PES'te çok yapıyordum. Ben de PES'te yaptığım bunu gerçek hayatta isterdim. Ya bir teknik direktör gelsin. Arkadaş orta sahadaki oyuncuyu çıkarsın başkasını koysun. Hani işleyen çarklar gibi olsun. O çarkı çıkartsın başka çark koysun diye. Bu da oluyor. Şimdi sadede gelelim. Çok özür dilerim. Çok uzattım. Fenerbahçe henüz resmi bir teklif yapmadı Jesus'a. Ama resmi teklif dışında her şeyi yaptı. Gittiği tüm kulüplerde bir yıllık imzayla geliyor. Fenerbahçe'de de bir yıllık imzayı attı. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Henüz bir şey kazanmadık. Öncelikle kupaları kazanıp Mayıs ayında görüşelim demişti. Ki haksız mı? Haklı. Bazı arkadaşlar Jesus'un heykelini yapalım mı? Koreografi yapalım mı falan diyor. Ona bile karşı bu adam. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'yi tanıdı. Fenerbahçe'yi tanıdı. Fenerbahçe taraftarını tanıdı. Fenerbahçe'nin gücünü, tarihini tanıdı. Fenerbahçe'nin sistemini tanıdı. Tanıdı. Ve talipleri çok. Bilginiz olsun. Her zaman talipleri olan bir teknik direktör. Zaten bu kadar büyük teknik adam olmasa talip olmaz. Talip olmasa belki de bu kadar büyük teknik adam olmaz. Arkadaşlar Brezilya ve Portekiz milli takımları teknik direktör arayışı içerisinde. Hatta şunu söyleyeyim Flamengo da bunlara dahil. Hem Portekiz hem Brezilya hem Flamengo üçü de Jesus'u getirmek istiyor. Ama Jesus işler yolunda giderse hatırlayın Jesus basın toplantısında ne demişti? Hatırlatalım. Fenerbahçe'nin gerçekten sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede ve dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlar burada var. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum.
Oyuncuların, hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar alabilmek için her türlü şarta sahibiz. Kontrat konusuna gelirsek, bu benim için bir yenilik değil. Ben Portekiz dışında çalıştığım her takımda bir yıllık kontrat yaparım. Hiçbir zaman daha fazla yapmam. Çünkü ilk yıl hem kulüp, hem başkan, hem de antrenör için aslında adaptasyon senesidir. Bak, bir şey söyleyeceğim. Hani sövüşçü adamın yorumundan belli olur. Bu adam sövüşçü değil diye ben çok söyledim ama komisyoncu dediler. Bilmem onu parayla getiriyor, bunu para. Neyse, diyor ki, tabii ki benim için de önemli olan şey maddiyat değil. Benim için en önemli şey işin sportif kısmıdır. Bir yılın dışında gerçekten işler yolunda giderse kontrata hani kontratımızı yenileyebiliriz diyor. Ha, dediğim gibi bu yaptığım şey benim için yeni bir durum değil. Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım diyor. Şimdi oyuncuların güveni tam. İtmanlardaki disiplin ortada. Saha içi disiplin ortada. Saha dışı disiplin ortada. Dikkat edin, birçok futbolcu ne yapar? En ufak yenilgide, en ufak puan kaybında çıkar. Hakem böyle yaptı. Obrigado, todo porco, diye saymaya başlar. Ulan demez ki, biz oynamadık. Ulan tamam, hakem kötü yönetti, biz bir şey yapsak. Hiçbir futbolcumuzun ağzından hakem lafı duydunuz mu sezonun başından beri? Bu da bir disiplindir arkadaşlar. Yani bu kolay kazanılan bir şey değil. Ve forma adaletine güveniyorlar. Çalışma yöntemini beğeniyorlar. Sıranın kendine geleceğini bilip kendilerini hazır tutuyorlar. Allah aşkına başka hangi takımda var? Ya şimdi sakatlıktan memnun kalan, böyle mutlu olan bir adam değilim. Ama bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzonspor en önemli 3 futbolcusu birdenbire sakatlansa. Birdenbire ya. Mesela çok önemli bir maçın arifesinde birdenbire sakatlansa. Ve deseler ki hadi arkadaşlar işte ne derler onun adına. Bunlar sakatlandı sakatlanmasına ama hadi maça çıkın. Ya afallar, o yani bocalar, bir şeyler yapar. Fenerbahçe bu sezon bunu kaç kere yaptı? Kaç kere? Kaç kere en önemli maç öncesinde sakatlık çıktı? Ya bu takım öyle bir şansa sahip ama çıkıp bir gün bahane etmedi ya. Biz ne yapalım arkadaş, şöyle böyle demedi. Ve bu takımda bilmiyorum fark ettiniz mi, dikkat ettiniz mi ama gün geçtikçe yıldız sayısı ve hani bir Kayserili olarak, Kayserili tabiriyle söyleyeyim, para edecek futbolcu sayısı artıyor. Mesela bunlardan biri Crespo. Allah aşkına arkadaşlar, lütfen bu soruma yanıt verin. Bakın Twitter'da da sıkıntı yaşıyoruz, YouTube'da da sıkıntı yaşıyoruz. Biraz beğenilerinize, hani desteklerinize ihtiyacımız var açıkçası. Ya ister yalan söylüyor diye adlandırın. Kendiniz bilirsiniz. Ben yalan söylemem arkadaşlar. Beni az buçuk tanıdıysanız zaten bu yüzden abonesinizdir. Ben yalan söylemem. Yani her abone olan kişi bu kanala büyük destek sağlıyordur. Her beğeni atan kişi, oynatma listesi açan kişi, video izleyen kişi, yorum yapan kişi bu kanala desteksinizdir. Ha, yorumu da gidip de 500 tane aynı yorum yapmayın. Siz spam atıyorsunuz. Kanala zararınız dokunur orada. Şimdi Allah aşkına bana yazar mısınız? Crespo kaça satılsa, mesela devre arasında kaça satılsa, tamam hocam yani ses çıkarmam. Yani mecbur, şartlar buydu. Olması gereken buydu derim. Hiç sesimi çıkarmam dersiniz. Kaça satılsa. Ya da şöyle söyleyeyim. Yaz transfer döneminde kaça satılsa, tamam hocam yani ederini buldu dersiniz. Ben şunu söyleyeyim. Biz Crespo'nun aynısından alacak olsak 30 milyon eurodan aşağı alamayız. Çok net söylüyorum. 30 milyon eurodan aşağıya alamayız. Ha, bu yüzden de diyorum ki 30 milyon eurodan daha yüksek bir fiyata giderse benim için tam olmuş olur. Bak kolay kolay ben bunu söylemem. Herkesin işte Vedat'ı Altay'ı 50 milyon euroya, 100 milyon euroya sattırdığı dönemde de ben onlara da söyledim. Ve aynı Crespo'ya şimdiden Milan'da talip olmuş. Ahmet Ercanlar'ın duyumu. Fakat burada atlamamanız gereken nokta şu. Bak. Atletico Madrid talip. Futbolcu Atletico Madrid talip. Bu arada Sivas Antalya maçını izliyorum. Yani Sivas'ta futbolculara sarı kart vermemek için hakem çok uğraşıyor ki Fenerbahçe maçında ceza aldırmadı, düşmesinler diye. Adam bu kadar zayıf bir şey işte. Neyse. Crespo'ya Atletico Madrid talip. Başka takımlar talip. Inter talip. Bakın bakalım devre arasında bizi rahat bırakacaklar mı? Ama şunu söyleyeyim. Takım şampiyonluğa yürüyor. En kritik maçlar oynuyor muyuz? Bence oynuyoruz en kritik maçları. Açık söyleyeyim. 3 tane maçımız kaldı. 3 maçı da birer 0 kazandı Fenerbahçe desin de ben kabul ediyorum. Hiç oynamayalım maçı.
Hocam Fenerbahçe'den ayrı durulur mu? Ya farkındayım ama Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmek zorundayım. Şu 3 maçı kayıpsız, inşallah kayıpsız atlatalım. Daha ne istersiniz ya? Düşünsenize koskoca bir milli ara. Ve Galatasaray ve Beşiktaş'a en az ikisinden birine en az 8 puan fark atmış olacaksın. Her iki maçı da kazanırsan. Ya bunun daha zevk var mı ya? Gruptan lider çıkmış olacaksın inşallah. Mart'ın bilmem kaçına kadar maçın yok Avrupa'da, tek maç şeyine geçeceksin. Sakatlıkların azalacak, takımın daha diri olacak, yorgunluktan şundan bundan kurtulmuş olacaksın. Ya bunun ötesi var mı ya? Bunun ötesi var mı? Gözünüzü seveyim ya. Bunun ötesi yok arkadaşlar. Ha, şampiyonluğa yürürken kritik futbolcu hakkında bu söylenti çıkarmaya Ahmet Ercanlara yakışıyor mu demişler. Ya yalan mı söylesin? Yani ne yapsın? Ya Crespo acil durumlarda basılan düğme gibi ya. Ya çok kaliteli bir futbolcu. Süper Lig'in en iyi orta sahası dediğimiz zaman dalga geçiyorlar. Diyorlar ki siz Fenerliler çok övüyorsunuz. Çok övdüğümüzden dolayı değil arkadaşlar. Olan bu olduğu için en yüksek bedelle bizim oyuncular gidiyor. Allah aşkına bir Marcao'ya bakın, gittiği paraya bakın, takımının durumuna bakın, bir Kim Minji'ye bakın. Biz mi şeyciymişiz, tinerciymişiz? Biz mi hayal dünyasındaymışız? Bu arada stoper demişken çok konu var aslında. Ama ben bir ağıt, bir feryattan bahsetmek istiyorum. Yanık Kremli bazı kardeşlerim sosyal medyada bir algı başlatmışlar. Ligde İlk 7 karşılaşmasının 6'sını İstanbul'da oynayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arası öncesinde kalan 2 maçı da, yani kalan sadece 2 kez İstanbul dışına çıkmış olacakmış. Kalan 2 maçı da Kadıköy'de oynayacakmış. Fenerbahçe böylelikle ligin ilk 13 haftasında sadece 2 kez İstanbul dışına çıkmış olacakmış. Şimdi aptalı anlatır gibi anlatmak lazım ama bilmiyorum ne şekilde anlayacak arkadaşlar. Ulan bu ikinci devre sıkıntı yapmayacak mı sana? Oo, çok güzel. Antalya öne geçti. Orta sahadan hücuma doğru yerden bir pas. Ceza sahasının ön çizgisinden top ortaladılar. Sol kanada aktarıldı. Ceza sahası içerisinde sol çaprazdan sert bir vuruş. Sivas sporlu oyuncuya çarpıp top ağlarla buluştu. Aman Sivaslı oyuncular böyle olsun, hırslansınlar. Sarı kart ya da kırmızı yesinler. Şimdi şöyle bir durum var. Ulan Fenerbahçe tamam. Sivas da kendi evinde. Okey. 7 Kasım Pazartesi. Tamam okey. 12 Kasım Cumartesi de yine kendi evinde, yani 5 gün arayla yine kendi evinde. Okey. İkinci devre. İkinci devrede arka arkaya 2 maç deplasmana gitmiş olacak. Olmayacak mı? Arka arkaya 2 maç deplasmana gitmiş olacak. Yani arka arkaya 2 maç deplasmana gidecek. Sonra evine gelecek, Trabzon'la maç yapacak. İkinci devre. Ya bunları niye es geçiyorsunuz? Mesela bir de şunu söyleyeyim. Ligde sanki zannedersiniz sadece Fenerbahçe İstanbul takımlarıyla oynuyor. Lan Galatasaray'ın maçlarına bir baksanıza. İlk maçı Antalya Spor'la değil miydi Galatasaray'ın maçı? Yanlış mı hatırlıyorum? Antalya deplasmanı 1. Giresun'dan evinde. Ümraniye ile İstanbul'da. Trabzon deplasmanı 2. Gaziantep ile İstanbul. Kasımpaşa ile İstanbul. Konya ile İstanbul. İstanbul Spor'la İstanbul. Kaç maç yaptı ya? 2, 4, 6, 8 maçta sadece 2 kez deplasmana gitmiş. Hadi Adana Demirspor'u da dahil et. 9 maçta 3 deplasman. Galatasaray Kayseri 10 maçta 4 deplasman. İkinci devrede Fenerbahçe aynısını yapacak. Sonrasında Alanya ile evinde, Karagümrük deplasman ama İstanbul, Beşiktaş'tan evinde, Başakşehir ile İstanbul, Galatasaray İstanbul. Arka arkaya 5 maç boyunca Galatasaray İstanbul'da. Ya bunu anlamamak için gerçekten ne olmak lazım ya? Ya bu kadar Fenerbahçe kompleksli olmayın ya. Etmeyin ya. Bu kadar Fenerbahçe kompleksli olmayın bak. Fenerbahçe adamın şey yapar yani, dikkatli olunmakta fayda var. Onun için bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Biz sağ bek arayışı içerisindeyiz. Kaan Ayhan ismi bizimle yazılmaya başlandı. Ben bilmiyorum. Şimdi Kaan Ayhan konusunda bir şey söyleyemem. Benim aklıma bir şey takıldı. Buna da yorumunuzu istiyorum. Acaba Tisserand gitmese miydi? Hani Gustavo Henrique hiç gelmese, Tisserand gitmese daha mı iyi olurdu diye düşünmüyor değilim. Yani bilmiyorum ya. Kafama sorular kurcalıyor. Hani çok da ona göre küçük değil. 1,90 boyunda. O da 1,96 yani.
6 santimetrelik bir fark var. Onunla da hani dünyalar yıkılmıyor diye biliyorum. Tisserand gitti mesela. Suudi Arabistan Ligi'nde 9 maçta oynamaya başladı. 630 dakika. Hani üçlü savunmada sağ stoper oynayabilen bir oyuncuydu. Bilmiyorum ya. Benim biraz kafada soru işaretleri var. Belki de benden kaynaklıdır. Hani acaba diyorum ben bazen. Kaan Ayhan konusuna gelirsek. Arkadaşlar Kaan Ayhan'ı normalde Galatasaray'a iteleyeceklerdi. Harbi söylüyorum bak, ben bu kelimeyi çok kullanmam ama gerçekten iteleyeceklerdi. Kaan Ayhan için Galatasaray'dan 5,5 milyon euro mu 6 milyon euro mu bonservis istediler. Bunlar da vereceklerdi. 10 Kasım'da 28 yaşına gelecek, 1,85 boyunda. Türk. Tek avantajı Türk olması. Tek avantajı Türk olması arkadaşlar. Allah aşkına 9 maç 1 gol 452 dakika. Yani çok istatistik yok. Ha. Mesela Çağlar Söyüncü. Keşke becerebilsek. Yani keşke becerebilsek Çağlar Söyüncü'yü alabilsek. Keşke ama imkansız. Fakat ben bir şey söyleyeyim mi? Hani hayallerle yaşayan gerçeklerle severler ama ya olmaz olmaz diye bir şey yok ya. Harbi söylüyorum, olmaz olmaz diye bir şey yok. Ya arkadaşlar gerçekten söylüyorum bak, Çağlar da iyi bir Fenerbahçeli. Ya Jorge Jesus dese ki ben kalıyorum. Hatta Çağlar'a söylese, size bana söylemesine gerek yok. Zaten yaz döneminde bonservisi sona eriyor, bitiyor. En azından kadronuza tutup da para harcamayın diye Çağlar Söyüncü gelebilse Fenerbahçe'ye. Bak sağ stoperde, sol stoperde oynayabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hani mükemmele yakın bir Fenerbahçe kadrosu kurmuş olursun. Ve Türk bir futbolcuna kurmuş olursun. Ya zaten kadroyu kurduğun anda Altay, Ferdi, Çağlar bitti. Bitti. Diz yabancıları. Ki ona da şey bırakmıyorlar. İmkan bırakmıyorlar. İrfan oradan ben parlarım diyor. Emre Mor ben parlarım diyor. İsmail Yüksek bende diyor. Serdar Aziz hani bana diyor. Hani vesaire vesaire. Vallahi ben subliminal duyum olarak falan algılamayın ama Çağlar Söyüncü ne yapıp edip zorlansa, tamam Atletico Madrid'e gitmeyi o da ister. Ne bileyim başka takımlara gitmeyi o da ister ama ya becerebilsek. Yani becerebilsek nasıl olur? Onu da düşünmek istiyorum. Yani inşallah olur. Ama ben şunu söyleyeyim. %100 olarak, bak %100 olarak bir sağ stoper alınacak. Yani %100 olarak bir sağ stoper alınacak. Mert Müldür adayların içerisinde. Mert Müldür de iyi bir Fenerbahçeli. Yaşı da 23. Aslında daha küçük. Fakat Mert Müldür'ün şöyle bir özelliği var. Sağ bek, sağ stoper, bilek çatlağı varmış bu arada. 15 Kasım'a kadar yok. Fakat sözleşmesi biraz daha uzun. 4 milyon 700 bin euroyu almışlar zamanında. Bu sezon sadece 2 maç oynamış. Değeri de düşmüş. Yani Çağlar Söyüncü ya da Mert Müldür olabilir mi? Yani olabilir ya. Keşke olsalar. Allah hayırlısını versin inşallah. Ama bu dediğimi sakın ve sakın kulak arkası etmeyin. Bazı şeyler hiç belli olmaz. Ben böyle üstüne basmam etmem ama bir bakarsınız bir şeyler olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızın desteğe ihtiyacı olduğu günlerde lütfen desteğinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Bu arada kanala yeni abone olan, yeni takipçimiz olan bir kardeşimiz varsa bilgilendireyim. Kayseri Özel Hüma Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, kadınlara özel bir hastane. Tabi diyetisyenin falan da var, çocuk polikliniği falan da var. Saat akşam 10'a kadar falan da açıkta. Hüma Hastanesi diyor ki bir hanım takipçimize, ki erkek olamaz zaten, ücretsiz doğum imkanı diyor. Senin belirleyeceğin bir kişi var mı aranızda, eşi doğum yapacak, kendi doğum yapacak ya da yaklaşan? Sadece Kayseri'de şubesi olduğu için Kayseri'ye beklemek zorundayız. Ama Kayseri'den de bizim çok takipçimiz var ya. Yoksa da olması lazım bence. Golvar.com'da onlar da şunlar da şöyle yapayım. Ya şey ters arkadaşlar. Ters açı. Mesela ben şu anda sol elimi kaldırıyorum. Gerçi siz de sol elimi kaldırmış olarak görüyorsunuz ama ters göründüğü için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Golvar.com'da forma gönderiyor. Ne bileyim üyelik hediye ediyor. Onlar da bir şeyler hediye etmek istiyor. Ama kanala diyor abone olmak şart diyor.
Abone olarak desteğinizi gösterirseniz, videoları beğenerek gösterirseniz minnettar kalırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.